hevesinden indi bu sözü söylerken. Tembihat işe yapılsın diye. Sakın ha! Faizcilerden hayır gelir zannetmeyin. Faiz 40 çeşit belanın mikrobudur. Sadece insanlara zulüm getirir. Onun için faiz kaldırılmıştır. Ayaklarımın altındadır. Sakın bunu bir şey zannedip bu yola sapmayın. Size Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği hak ve adalet nizamı yolunda yürüyün. Böylece hem kendini saadet bulun, hem 1,5 milyar Müslüman saadet bulsun, hem de 6 milyar insanlar nefsi saadet bulsun. Ondan dolayı buraya koşup gelirken lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğimiz zaman, Ya Rabbi biz ancak sana kulluk yaparız. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk dediğimiz zaman, Ya Rabbi senin gönderdiğin nizamın yerine başka hiç nizam saadet getiremez. Senin şerikin yoktur. Başka birisi bunu yapmaya kalkarsa yapamaz. Ancak senin Kur'an-ı Kerim'de gönderdiğin hak nizam insanlara saadet getirir. Bunu sabahtan beri söyleyip duruyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? İnnel hamde, ham sana mahsustur ya Rabbi. Hamd ediyoruz, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını gidiyoruz. Yani bizim maksadımız senin rızanı kazanmaktır ya Rabbi diyoruz. Sonra ne diyoruz? Vel mülke, innel hamde ve nimete leke vel mülk. Nimet ve mülkün sahibi sensin ya Rabbi. Onun için biz yardım istersek ancak senden yardım isteriz. La şerike lek, senin şerikin yoktur ya Rabbi. Bu sözler La ilahe illallah sözünün birer tefsiridir. La ilahe illallah'ın içinde söylediğimiz 4 tane manayı lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ben nimete leke vel mülk, la şerike lek diyerek tefsir ediyoruz. Açıklıyoruz. 4 mananın 4'ünde sabahtan beri tekrar ediyoruz. Ben şimdi huzurlarınıza geldim. Neden bu açıklamayı yapıyorum? Şimdi bak, bu Arafat'a gelip, bu hacca gelip, buradaki İslam ordusunun askeri olduktan sonra Allah muhafaza buyursun. Sakın ha bu Arafat'a gelenlerden herhangi bir tanesi memlekete gittiği zaman faizcileri desteklemesin. Sakın ha gittiği zaman zalimleri desteklemesin. O zaman buraya gelmenin manası kalmaz. Bak ben siyaset miyaset yapmıyorum. Huzurlarınızda hacca gelmiş bir kardeşiniz olarak buraya niçin geldiğimizi, şu yaptığımız haccın makbul olması için, şu söylediğimiz sözlerin gerçekte ne manaya geldiğini açıklamak için, bir kardeşlik vazifesini yapmak için bunları söylüyorum. Yoksa sen hacca geleceksin, burada lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek diyeceksin sabahtan akşama kadar, 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 ay, ondan sonra gideceksin, batıl nizamlardan fayda umacaksın. O zaman burada yaptığın haccın hiçbir kıymeti olmaz. Buraya niçin geldiğimizi bilmeye mecburuz. Buraya gelip bu sözleri söylediğimiz zaman, La ilahe illallah sözünün manasını daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Ve bu sözün manası, insanlara saadet ancak Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hak ve adalet nizamıyla olur. Bu gerçeği burada iyice kavramak için toplanıyor. Allah'ın gönderdiği hak ve adalet nizamı yeryüzünün her yerine hakim olsun diye 3 milyon Müslüman, 1,5 milyar Müslümanı temsilen işte buradaki bu La İlahe İllallah toplantısını yapıyor. Senede bir defa İslam alemi bu toplantıyı yapıyor ki bu şuur iyice işimize işlesin. İşte Allah şükürler olsun. Bugün geldik 3 milyonluk İslam manevi ordusunun askeri olarak burada Cenab-ı Allah'a telbiye getirdik. Emret ya Rabbi, biz senin cihad ordunun askeri, senin gönderdiğin hak ve adalet yeryüzüne hakim olsun diye bütün gücümüzle çalışacağız. Bu sözü veriyoruz ve bu söz üzerine arzın her tarafına dağılıyor. Niçin? Yeryüzünün her yerinde
Cenab-ı Allah'ın gönderdiği hak ve adalet nizamı hakim olsun diye. Faizcilikten hayır gelmez. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte burada. Devesinden indi. Bu öğünü bize bıraktı veda hakkında. Sakın, sakın komünizm insanlara saadet getirmez. Peki faizciler saadet getirir mi? Onlara aldanıp peşine düşmeyeceğiniz gibi bunlara da aldanıp peşine düşmeyin. Ya Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği hak ve adalet nizamından başka saadet yolu yoktur. Elhamdülillah sabahtan beri bu gerçeği tekrar tekrar haykırdık. Bu gerçek içimize işledi. Şimdi buradan yeryüzünün her tarafına yayılıyor. Burada hac farzını eda ettik. Gittiğimiz yerlerde tebliğ farzını ifa edeceğiz. Her önümüze gelen insana bu gerçekleri anlatacağız. Davet farzını ifa edeceğiz. Sen de gel bizimle beraber hakkın hakim olması için çalış diyeceğiz. Cihat farzını eda edeceğiz. Hep beraber yeryüzünün her yönde hak ve adalet hakim olsun diye bütün gücümüzle çalışacağız. Eğer bugün yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman şu haçtaki manayı kavrasa, tekrar 6 milyar insan geçtiğimiz asırlarda olduğu gibi saadet içinde yüzer. Ama ne yazık ki Müslümanlık öğretilmiyor. Müslümanlığın gerçeklerini öğretilmesi yasak edildi. Dünyadaki bir takım menzi kutuplar, dış güçler, insanlığı sömürmek, kendilerine köle yapmak için bir yandan Müslümanlığı ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle çalışıyorlar, bir yandan da Müslümanlığın öğretilmesine mani oluyor. Onun için ben Müslümanım diyor, sonra gidiyor faizcilere hizmet ediyor. Haberi yok. Ama haccın arkasından tekrar gidip faizcilerin arkasından koşuyor. Zannediyorum ki hem Müslüman olurum hem faizci olurum. Olamazsın. Bak işte burada bir kere daha tekrar ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek devesinden indi. Faiz kaldırılmıştır. Ayaklarımın altındadır buyur. Sakın faizcilerin arkasına düşmeyin. Sakın batıl zihniyetleri desteklemeyin. Bu tembihatın yapıldığı yerdeyiz. Onun için bunun manasını çok iyi kavramamız lazım. Eğer yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bunun manasını kavramış olsaydı, o takdirde bugün gördüğümüz zulümler olmazdı. Bak işte Bosna'da kardeşlerimin son Müslüman kalıncaya kadar katlediliyor. Hani öbür Müslümanlar neden bunu durdurmuyor? Neden Müslüman ülkeler biz buraya müdahale edeceğiz demiyor? Bak Almanlar, Hırvatlar Katoliktir, bunlara dokundurmayız dediler, Hırvatistan'ı kurtardılar. Peki 1,5 milyarlık İslam alemi neden Bosna'ya sekeki kardeşlerini kurtarmıyor? Çünkü ben Müslümanım dediği halde bugün Müslümanların çoğu Müslüman olmak ne demektir bilmiyor. Onun için Batılılarla birleşeceğim diyor, ortak pazara gireceğim. Bizim kanunlarımızı gavurlar yapacak daha iyi olacak diyor. Şu gaflete bakın, şu şuursuzluğa bakın. Böyle diyen insanların arkasından gidenler var. Hayır, Müslümanlığı öğrenmek bütün dertlerin ilacıdır. Onun için buralara geliyoruz. Onun için bu gerçekleri fiilen yaşıyoruz. Bugün işte bak Filistin, 40 seneden beri Müslümanlar zulüm görüyor. İşte Keşmir. İşte Azerbaycan, bütün bu durumların görülmesinin sebebi Müslüman diyen insanlar Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyor. Onun için bu dertlerden kurtulmanın tek çaresi Müslümanlığın gerçeğini öğrenmektir. 1,5 milyar Müslüman istese bir anda Bosna'daki kardeşlerimizi kurtarır. Bak Arnavutluk Cumhurbaşkanı geldi Cidde'de İslam Konferansı'na. Dedi ki, bu katliam arkadan bize de gelecek. Ey Müslüman ülkeler, Tiran'a varmanı emrinizdedir. 100'er tane uçak gönderin, 15 dakika sonra zalim Türkler'in tepesine istediğiniz kadar mermi indirirsiniz. Ama ne yazık ki Müslüman ülkelerin yöneticileri, bizim bu teklifinize uyamayız. Çünkü Batılılar böyle bir hareketimizden hoşlanmazlar. Biz ise
Allah'ın rızasını değil, onların rızasını gidiyor demiş oluyorlar aslında. İşte bundan dolayı her şey geliyor, La ilahe illallah'ın manasını bilmeye dayanıyor. La ilahe illallah demek, biz yalnız Allah'ın rızasını gideriz demek. Eğer Müslümanlar bu şuurda olsalar, Allah'ın rızasını kazanmak için İran havalarına birkaç yüz uçak gönderirler, o anda Türkler kaçacak dağ arar. Ve böylece Bosna'daki katliam durur ve Bosna Hersek bir Müslüman ülke olarak huzura kavuşur. Buna bir misal olarak arz ediyorum. Günümüzün acıklı bir hadisesi olduğu için elbette bunu misal almaya mecburdum. Ama her olayda böyledir. Her derdin çaresi Müslümanlığı öğrenmek, şuurlu Müslüman olmaktır. İşte biz Allah'a şükürler olsun. Bugün geldik Arafat'ta şuurlanmak için. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah toplantısına katıldık. Burada Cenab-ı Allah sabahtan beri söz ver, emret ya Rabbi. Senin hak ve adalet nizamın bütün yeryüzünde hakim olsun diye bütün gücümle çalışacağım. Şimdi haçtan döndüğümüz zaman vazifemiz, burada Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz bu sözü hiçbir an unutmamak, canla başla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların saadeti için gönderdiği hak ve adalet nizamının hakim olması için çalışmak. Bu verdiğimiz sözü unutmayalım. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz ki bizim hepimizi şuurlu Müslüman yapsın. Amin. Şu Arafat'a niçin geldiğimizi hepimize öğretsin. Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslümanın hepsi şuurlu Müslüman olsun. Amin. Ve 6 milyar insan hepsinin saadetine vesile olsun. Bak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki siz ümmetlerin içinde en hayırlısısınız. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'in hak nizamının müsaade ettiği emirlerle emredersiniz. Onun yasakladıklarını yasaklarsınız. Yani yeryüzünün her yüzeyinde saadet nizamının yürümesi için bütün gücünüzle çalışırsınız. Bütün insanlığın saadeti için çalıştığınızdan dolayı siz bütün ümmetlerin en hayırlısısınız buyurun. Cenab-ı Allah'tan bu mübarek yerde niyaz ediyoruz. Bizi ümmetlerin en hayırlısı olan şuurlu bir ümmet yapsın inşallah. Cenab-ı Allah haccımızı kabul etsin. Daha pek çok kereler hakiki haçlar yapmayı nasip etsin. Ve inşallah gelecek sene buraya geldiğimiz zaman Cenab-ı Allah önce Türkiye'mizde olmak üzere yeryüzünün her yerinde hakkın hakim olduğunu göstermiş olarak buraya gelmemizi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Haccınız makbul olsun. Amin.